zamandır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım. Ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerine, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi, başka şekilde anlaşıldı. Ama şunu belirtmek isterim ki, buna da inanıyorum. Bu acılar siyaset üstü acılardır. Şuna inanıyorum ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum. Canı gönülden bir kadın olarak. Ve bu denli kapsayıcı, bu denli birleştirici bir festivali günümüzde böyle bir dönemde bu şekilde insanların hiçbir şekilde huzursuzluğuna yer vermeden bizleri bir araya getiren, tek bir yürek şeklinde burada toplayan ve belediye festivali için içinde yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Alkışlar Cüneyt Başkan'a gitsin lütfen. Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız. Bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanıma özellikle bu güzel festivali asla asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Haydi Süleyman Paşa! Havasına şunu belirtmek gerekiyor. Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız, insanlarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp özür dileyebilmek. Çok büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var. Özrü kabul edebilmek. Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyor isek bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilediği zaman kapatmak zorundayız. Allah'ın bir sıfatı var. Settar sıfatı. Ört diyor. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. Lütfen bitiriyorum. Büyük ve güçlü Türkiye olacağız demiş. Türkiye yüzyılı demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Roman, Gaca yok. Büyük ve güçlü Türkiye var diyoruz. Hatalarımızı kabul edeceğiz. Özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri de kucaklayacağız diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız.